Arkadaşlar merhabalar, akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta sizlere ücretsiz profesyonel video kaydı yapabilen, aynı Android telefonlarda olduğu gibi ana sayfanızdaki tüm simgeleri değiştirebilen veya telefonunuzdaki fazlalıkları tespit edip yer açabilen alternatifler gibi iPhone'ların parasını karşılayan 12 uygulama öneriyorum. Tekrar merhabalar, umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Bölümdeki tüm uygulamaların linkleri açıklamalarda diyerek başlangıcı iPhone'lardaki yerleşik kamera uygulamasından çok daha fazla ayar seçeneğine sahip Video Recorder Pro ile yapalım. Son derece kaliteli kayıtlar yapabilen uygulama aynı zamanda kullanıcı dostu bir arayüze de sahip. Sol kenarda pozlama, enstantane, ISO, beyaz dengesi, odaklama ve zoom gibi en çok kullanacağınız ayarlar bulunurken hangisi seçili durumdaysa sağdaki dikey bar ile de istediğiniz değerleri atayabiliyorsunuz. Kanalı ilk açtığım zamanlarda kullandığım Filmic Pro'da en çok kullandığım pozlama ve odaklamayı istediğim yerde kitleyebilme özelliği bu uygulamada da bulunuyor. Uygulamayı marketten ücretsiz olarak indirip arada reklamları seyretmenin karşılığında bedava olarak kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir ücret ödemeden 4K çözünürlüğünde kaliteli videolar çekmek isteyen takipçilerime kesinlikle öneririm. iPhone'ların parasını karşılayan uygulamalar demişken, kanalda cep telefonlarınızı webcam'e dönüştüren, neredeyse aynasız fotoğraf makineleri gibi kaliteli videolar ve fotoğraflar çekip düzenleyebileceğiniz uygulamalar önerdiğim birçok içerik bulunuyor. Linklerini hem şu yukarıdaki köşeye kartlara hem de açıklamalara bu sefer kolay anlaşılabilmesi için gruplayarak ekledim. Sıradaki alternatifimiz iPhone'ların ana sayfasında bulunan simgeleri aynı Android telefonlarda olduğu gibi baştan aşağı değiştirebilen Moloco. Uygulama aslında mevcut simgelere dokunmuyor. Bunun yerine harici ve sistem uygulamaları için ayrı ayrı olmak üzere farklı tasarımlara sahip önceden hazırlanmış kısa yollar ekliyor. Uygulamanın ana sayfasından önce beğendiğiniz temayı Safari veya Chrome üzerinden profil dosyası olarak indiriyor. Sonra da ayarların en üstünde bulunan profil indirildi sekmesine girerek yükleye basıyorsunuz. Yeni simgeler masaüstünüzün en sonuna toplu olarak ekleniyor. Buradan da istediğiniz yere sürükleyerek taşıyabiliyorsunuz. Yeni simgelere bastığınızda aslında arka planda bir kestirme komutu çalıştığından uygulama biraz gecikmeli açılıyor. Bir diğer olumsuzluğu ise bildirim baloncuğunun bu kısa yollarda çalışmaması. Ama sonuç itibariyle yıllardır hasretini çektiğimiz simgelerin özelleştirilmesini tek kuruş vermeden artık yapabiliyoruz. Eğer bahsettiğim olumsuzluklar sizin için önemli değilse hemen deneyebilirsiniz. Start Search, iPhone'ların ana sayfasına widget olarak eklenerek istediğimiz portallardan daha hızlı ve pratik bir şekilde arama yapabilmemizi sağlıyor. Arama çubuğuna istediğimiz metni yazdıktan sonra sadece seçtiğimiz 4 siteden birinde arama yapabilmek için uygulamanın ana sayfasından ya önceden hazırlanmış seçenekleri ekleyebilir ya da yenilerini eklemek için artı tuşuna basarak sitenin adını ve adresini yazabilirsiniz. Logoyu uygulama kendisi otomatik olarak atıyor. Seçenekler ise başta tabii ki Google olmak üzere YouTube, Twitter, Hepsi Burada, Sahibinden, Yandex, Facebook veya Yemek Sepeti gibi oldukça zengin. Aradığımız şeye daha hızlı ulaşmamızı sağlayan uygulama üstelik de ücretsiz. 4. ve 5. uygulamalarımız iPhone'un ön ve arka kameralarından aynı anda kayıt yapabilen DualGram ve Double Take. Aslında sıkı bir Filmic Pro kullanıcısı olduğum için size sadece aynı firmanın Double Take uygulamasını önerebilirdim. Ama her ikisinin de üstün oldukları alanlar farklı. Filmic Pro ile 24, 25 ve 30 FPS'lik değerlerden birini seçebiliyoruz. Ama küçük çerçeveyi bize sadece kare formatlarında sunabiliyor. Bu arada ön ve arka kameraların boyutlarını ve konumlarını değiştirebiliyor. İstersek de ekranı ortadan ikiye bölerek kayıt yapabiliyoruz. DualGram'ın avantajı ise küçük çerçeveyi bize hem kare hem de yuvarlak olarak sunabilmesi. Ancak FPS değerlerini bu uygulamada maalesef değiştiremiyoruz. Buna karşılık stabilizasyon ve teleprompter gibi ek özelliklere sahip. Eğer iPhone'unuzda geniş ve ultra geniş olmak üzere birden fazla lens varsa da her iki uygulama bize bunların arasında seçim yapma imkanı sunuyor. Double Take ücretli bir uygulamayken DualGram'ın hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları bulunuyor.
Tab Cleaner, telefonunda alan sıkıntısı yaşayanlar için son derece faydalı ve ücretsiz bir başka alternatif. Uygulama, belleğimizdeki fotoğraf, video, ekran alıntısı veya kişileri tarayarak önce çift kopyası olanları tespit edebiliyor, sonra da istediklerimizi silip telefondan yer açılmasını sağlıyor. Küçük bir öneri olarak en fazla yer kaplayan dosyalar videolar olduğundan buraya yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Kalku, bize alışkın olduğumuz hesap makinelerinden çok daha farklı bir çözüm sunarak herhangi bir metin yazarken hesap makinesine ihtiyaç duyduğumuzda uygulamadan çıkmadan klavye ile işlemleri yapabilmemizi sağlıyor. Bunun için yapmamız gereken sadece uygulamayı yükledikten sonra ayarlar, genel, klavye, son olarak da klavyeler sekmesine girerek yeni klavye ekle menüsünden Kalku'yu seçmek. Combo Widget içerisinde hazır notlar yazabileceğimiz, geri sayım yapabileceğimiz, sağlık bilgilerimizi görebileceğimiz veya kısa yoldan yakınlarımızı arayabileceğimiz widget seçeneklerine sahip. Ama benim uygulamayı asıl tercih etme sebebim Combo Box Widget ekranı. Çünkü sadece tek bir widget üzerinden saat, tarih, adım ve şarj bilgilerini görebildiğimiz gibi 4 kişinin arama kısa yolunda ekleyebiliyoruz. Uygulamayı yükledikten sonra öncelikle seçenekler içerisinde istediğiniz düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ alt köşeden tazele düğmesine basmamız gerekiyor. Sonra ana sayfaya basılı tutarak çıkan artı sekmesinden Combo Widget'ı seçerek ilerleyebilirsiniz. 9. ve 10. seçenekler ise QR kodlarını okuyup yenilerini oluşturabilmemizi sağlayan QR Pop ve FPQR. Her ikisi de link, Wi-Fi şifresi, sosyal medya hesapları, konum, FaceTime veya iletişim gibi önceden hazırlanmış zengin seçeneklere sahipler. QR Pop'un avantajı, Safari'nin genişletme seçeneklerine eklenerek direkt bulunduğumuz sayfanın QR kodunu da hazırlayabilmesi. FPQR ise telefonun kamerasından veya albümler klasöründen QR kodlarını okuyabildiği gibi Create sekmesinden ihtiyaç duyduğumuz seçenekleri de oluşturabiliyor. Ben QR kodlarını en çok Wi-Fi şifremi ve kanalın bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak için kullanıyorum. Sizler de QR kodlarını hangi alanlarda kullandığınızı yorumlarda belirtebilirseniz çok sevinirim. Tarama demişken Scanting ile devam edelim çünkü uygulama ile fotoğraflardan aklınıza gelebilecek her türlü doküman, dergi, tabela veya kartvizit gibi yazılı metinleri çıkarabildiği gibi istediğiniz dokümanları tarayabiliyor da. Ama benim tercih etmemdeki en önemli sebep kişi veya objeleri arka plandan ayırarak PNG formatında kaydedebilmesi. Scanting sınırlı sayıda kullanım için ücretsiz ama reklamları ve sınırlamaları kaldırmak isterseniz bu durumda bir kereye özel bir ücret ödeyerek sahip olabiliyorsunuz. Ben açıkçası küçük resimlerimde kullandığım Clip Drop yerine artık hem uygun fiyatlı olması hem de daha fazla işleme sahip olması nedeniyle Scanting'i tercih ediyorum. EasyPIP, Safari'ye harici bir eklenti olarak yüklendikten sonra henüz YouTube'da kullanamadığımız Picture in Picture yani videoların küçük pencerelerde seyredilebilmesini sağlıyor. Bunun için uygulamayı yükledikten sonra öncelikle Safari adres çubuğundan ayarlar ekranına girip genişletmeleri yönet sekmesinden EasyPIP seçeneğini aktif hale getirmemiz gerekiyor. Sonra da yine ayarlardan EasyPIP'e basıp gerekli izinleri ya sadece YouTube ya da tüm siteler için vermemiz gerekiyor. Artık herhangi bir sitedeki videoyu tam ekranda seyrederken ekranı yukarı kaydırdığımızda küçülerek taşınabilir olacak. YouTube bu özelliği yerleşip uygulamasına getirene kadar EasyPIP basit ve hızlı bir çözüm. Evet, umarım bölümde bahsettiğim seçenekler hoşunuza gittiği gibi kullanırken de keyif alırsınız. Sizlerin kullandığı farklı uygulama alternatifleri varsa da yorumlarda mutlaka belirtin. Böylelikle biz de farklı ve dikkate değer seçenekleri öğrenmiş oluruz. Kapatmadan önce bölümü sonuna kadar izleyen sadık takipçilerim arasından hala abone olmayanlar varsa hemen şu aşağıdaki abone ol ve zil sekmelerini basabilirse çok sevinirim. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Haftaya farklı bir içerikte veya bu kadar uzun süre beklemeyelim derseniz de şuralardaki diğer içeriklerimde tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Eğer bahsettiğim olumsuzluklar double take hayda gene olmadı bu. Okuyup yenilerinizi oluşturabilirim. Clip top yerine art easy pip